Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten İsveç, Suriye'nin Dera bölgesinde sivillerin yeterince korunamadığını belirterek bölgedeki şiddetin düşürülmesi ve çatışmalara son verilmesi için çağrıda bulundu. Güvenlik Konseyi bugünkü toplantısında Dera bölgesindeki çatışmalar ve sivillerin içinde bulunduğu olumsuz insani koşulları görüşecek. Toplantıya ilişkin ayrıntıları almak üzere New York'ta Birleşmiş Milletler'de bulunan Aslı Pelit'e dönüyoruz. Aslı nedir ayrıntılar? Merhaba Pınar. Evet, e, Perşembe günü e, normalde rutin toplantısını yapacak olan Güvenlik Konseyi'nde gündem Güney Su'dan ve Yemen'di. Fakat e, İsveç ve Kuveyt'in isteği üzerine ek olarak... Ee, Suriye konusu da gündeme alındı ve biraz önce elimize geçen bilgilere göre Suriye kısmı tamamlandı toplantının. Rusya daimi temsilcisi e, henüz zaten toplantıdan ortak bir karar açıklaması yapılmadı. Çünkü kısa sürede lobide karşılaştığımız Rus daimi temsilcisi e, Rusya'nın ee, şu ana kadar bölgeyi terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin rakamlarıyla ilgili anlaşmaya varamadıklarını açıkladı. Bu çok kısacık bir e, yorum alabildik kendisinden ama genel olarak e, toplantıya dönelim. İsveç Dera bölgesindeki sivici, sivillerin yeterince korunmadığını belirterek bölgedeki şiddetin düşürülmesi ve çatışmalara son verilmesi için çağrıda bulundu. Ayrıca öğleden e, önce e, yaklaşık 11 sıralarında Genel Sekreter e, Antonio Guterres'ten yeni bir açıklama geldi. Guterres, e, Dera'da yaşanan son gelişmelerin ardından Suriye'de tüm askeri operasyonların acilen durdurulması çağrısında bulundu ve ayrıca e, burada bulunan mültecilerin ya da kamplara gönderilen kişilerin sağlıklarıyla ilgili sağlık sorunlarının da birin evvel e, ele alınması gerektiğinin altını çizdi. 20 Haziran'da hatırlatalım Dera'da İran ve Rusya desteğiyle Suriye rejim güçleri tarafından başlatılan hava ve kara saldırılarının ülkede 2011'de başlayan iç savaşın en büyük nüfus köşelerinden birisini yarattığı öne sürülüyor. Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin ölenlerin sayısının da 200 olduğu belirtiliyor fakat henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Sınırların açılması istendi çünkü çoğunluğun. Ürdün sınırına ve İsrail'in Golan tepelerine doğru e, kaçtığı açıklanmıştı. Ürdün sınırında bekleyen mültecilerin durumlarının oldukça kötü olduğu belirtiliyor. Bölgede mültecilere insan yard insani yardım sağlayan sivil toplum örgütlerine göre buradaki sivillerin hayat standartları çok kötü, çok düşük ve sayıları her gün artan mültecilerin kaldıkları kamplardaki kötü şartlar düzeltilmezse e, ölümlerin artması söz konusu deniyor. En az 5 çocuğunda. da Akrep sokması sonucu öldüğü belirtildi. geçtiğimiz hafta cuma günü Antonio Guterres konuyla ilgili olarak Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman e, Safadi'yi New York'ta kabul etmişti. Henüz bu konuyla ilgili e, bir gelişme yok. Ürdün'ün sınırları açması da söz konusu değil çünkü deredeki çatışma hala devam ediyor. E, i̇nsani yardım araçlarının Birleşmiş Milletler olsun diğer sivil toplum örgütlerinin olsun bölgeye girmelerini de bu e, çatışmalar engelliyor. Başka en son elimize geçen haberlerden bir tanesi de Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin kaynak gösterildiği bir Ajans France press haberi. Dera bölgesinde en az 8 ilçenin Rusya'nın aracılığıyla gerçekleşen müzakereler sonucunda muhaliflerden Suriye hükümetine geçtiği aktarıldı. Suriye'nin resmi haber ajansı sana ise Dael Doğu Garia Talul Haf. Ve Tal el Şeyh Hüseyin kasabalarında anlaşma sağlandığını açıkladı. Bu durumda e, mültecilerin ya da bölgeyi terk etmek zorunda kalanların sayısının azalıp azalmayacağını göreceğiz. Toplantıdan e, elimize geçen notları da önümüzdeki saatler içinde e, Amerika'nın Sesinin web sayfasından sizlere bildireceğiz. E, şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. Güvenlik konseyinin toplantısının Suriye'yi ele aldığı kısmının, Bittiğini düşünüyoruz ama önümüzdeki bir saat içinde tekrar bu konu ele alınırsa ve Rusya'nın direndiği kısım yani bölgeden ayrılanların sayısına ilgili bir sorun yaşanıyor. Ruslar kabul etmiyorlar 330 bin kişinin Dera'dan ayrılmak zorunda kaldığını. Bununla ilgili olan gelişmeleri de size web sayfamızdan aktarmaya devam edeceğiz. Pınar. Aslı çok teşekkürler. Aslı Pelit Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündeminden ayrıntıları aktardı.